Merhabalar, Nisan ayı fen bilimleri örnek soruların açıklamalı çözümleriyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup bildirimlere açıklar katmayı unutmayalım. Birinci soruyla başlayalım. Covid-19 sorusu sınavda da gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu dönemde böyle bir sorundan gelme ihtimali çok yüksektir. Soruyla başlayalım. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmesine neden olan Covid-19 olarak adlandırılan salgın 2019 Aralık ayının son günlerinden beri dünyanın gündemindedir. Bu salgınla ilgili afiş çalışması yapılmıştır. Arkadaşlar, afiş çalışmasında virüs nedir? Korunmak için alınacak önlemler, Covid-19 insana ne zaman bulaştı, Covid-19 nasıl yok olur gibi sorular var. Buna göre afişte bulunan hangi kutucuk virüsle ilgili mutasyon uğradığını bilgi içermektedir diyor. Arkadaşlar, biz şimdi mutasyon neydi? Gen yapısında meydana gelen değişiklikte. Okuduğumuz 4 içerikte gen yapısında meydana gelen içeriği bulmaya çalışacağız. Birinciyi okuyalım. Virüs nedir? Koronavirüsler tek iplikli nükleik asit bulunduran virüslerdir. Bir hücreyi istila eden virüs, o hücrenin bazı bileşenlerini kullanarak kendisini kopyalar. Daha sonra da bu kopyalar diğer hücreleri enfekte eder. Arkadaşlar, burada virüsün ne olduğunu anlatmış. Burada gen yapısında meydana gelen değişiklikle ilgili söz ve herhangi bir konuda açıklama yapılmamış. İkinciye bakalım. Korunmak için alınacak önlemler. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı. Sosyal mesafe korunmalı. El hijyenine önem verilmeli. Kirli ellerle, ağız, burun, gözle dokunulmamalıdır. Burada da gen yapısında meydana gelen değişiklikten bahsedilmemiş. 3'e bakalım. Covid-19 insana ne zaman bulaştı? Bakalım. Yapılan bir çalışmada Covid-19'a yakalanan 9 kişiden izole edilen koronavirüs genom dizilimleri analiz edildi ve genetik dizilimlerin %99,98'den fazlasının aynı olduğu bulundu. Yakın zamanda bulaşan virüs çok daha önce bulaşmış olsaydı gen dizilimindeki farklılık daha fazla olurdu. Bakın, gen dizilimindeki farklılıktan, yani mutasyondan bahsedilmiş. O halde 3 numara mutasyonla ilgilidir. Mutasyonla ilgili bilgi içermektedir. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 3 numara. İkinci soruyla devam edelim. 2019 yılında yayınlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli raporuna göre insanlar sanayi devriminden sonra yerkürenin ortalama sıcaklığını 1 santigrat arttırmışlardır. Bu artış kuraklık, sel gibi olaylara ve deniz seviyesinde yükselme gibi sonuçlara neden olmuştur. Yine bu rapora göre yerkürenin 1,5 santigrat dereceden daha ısınması geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olacaktır. Arkadaşlar, küresel ısınmayla ilgili bir paragraf var burada. Hangileri yapması doğru olur diyor. Metinde bahsedilen geri dönüşü olmayan sonuçları engellemek için, yani küresel ısınmayı engellemek için hangilerini yapması doğru olur diyor. Yürüyerek gidebilecek yere motorlu taşıt kullanmadan ulaşmak. Evet arkadaşlar, burada CO2 salınımını azaltacağı için bir olacak. İki, tarımsal üretime uygun olan orman alanların tarım alanına çevirmek. Tam tersi, orman alanları azaltılırsa O2 salınımı azalacaktır. Olmaz. İki, olmayacak. Üçe bakalım. Enerji üretimi için rüzgar, güneş ve dalga gibi doğal kaynaklar kullanılmalı. Evet, burada yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak CO2 salınımını azaltacaktır. O halde cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Sonraki soruya bakalım. Üçüncü soruyla devam edelim arkadaşlar. Cadı sineği ravralarının davranış özellikleri bundan yararlanan sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde doğrudur diyor. Cadı sineği lavraları, çakıl, kum, dal parçaları gibi maddeleri ipek ile bezeyerek koruyucu koza oluşturmuştur. Arkadaşlar, burada koruyucu koza oluşturmak bir adaptasyondur. Neyle ilgili? Avlanmaya karşı geliştirilen bir adaptasyondur. Yani beslenmeyle, ışıkla ilgili bir adaptasyon değil, avlanmaya karşı geliştirilen bir adaptasyondur. Bir sanatçı lavraları oluşturma faaliyetlerinden yararlanarak onların birer kuyumcu gibi üretim yapmasını sağlamıştır. Süreç içinde lavraların altına altın pulları ve safir gibi değerli malzemeler serpiştirerek onların da daha da mücevherlere dönüşebilen kozalar hazırlamasına aracılık etmiştir. Olgunlaşan lavralar yavrularını terk ettiğinde geriye süslü bir boncuğa benzeyen sanat eserleri kalır. Sanatçı bunları alıp
ipe dizerek kolyeler ve bilezikler üretmektedir. Arkadaşlar bakalım sana ne diyor? Lavraların doğal ortamdaki maddeleriyle oluşturduğu koza avcılardan korunmasını sağlayarak yaşama şansını arttırır. Evet arkadaşlar, yukarıda da zaten yaşama şansını arttıran bir adaptasyon olduğunu belirtmiştik. Cevabımız A şıkkı olacak. Ama diğerlerini de okuyalım. Koza oluşturma, cadı sinek lavraları ve fiziksel koşulların bertaraf edilmemesine neden olan olumsuz bir özelliktir. Hayır, olumlu bir özelliktir arkadaşlar. Ne yapıyor? Kendisini koruyor. Sanatçı lavraların değerli maddeleri oluşturduğu biyoteknoloji örnektir diyor arkadaşlar. Biyoteknoloji örnek değildir bu. Lavraların koza oluşturma davranışı ortamda bulunan maddelere göre değişiklik gösterir. Arkadaşlar yukarıda bundan bahsedilmemiş. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Dördüncü soruyla devam edelim. 2011 yılında Japonya'da oluşan deprem ve tsunami'den sonra Fukushima nükleer santralinde radyasyon sızıntısı meydana gelmiş. Bir süre sonra da santralin çevresinde yaşayan Lisinet ailesinden mavi kelebek türünün görünüşünde bazı değişiklikler gözlenmiştir. Bu kelebekler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda 2 nesil sonra bile kanatlarında küçülme ve gözlerinde bir şekil bozukluğu olduğu belirtilmiştir. Kazadan 2 ay sonra santrale yakın bir bölgede bulunan bu türe ait kelebekler laboratuvar ortamında yerleştirildiğinde bir süre sonra nesilden nesile mutasyona uğrayan özelliklerin görülme oranı %18 artış olmuş. Bu kelebeklerle sağlıklı kelebekler çiftleştirildiğinde mutasyona uğrama oranının %34'e yükseldiği, bakın %34'e yükselmiş. O halde arkadaşlar bunlardan hangisine ulaşılabilir diyor. Arkadaşlar nesilden nesil aktarıldığı için burada üreme hücrelerinde meydana geldiğini anlayabiliriz. Bakalım laboratuvarda üremeleri sağlanan kelebeklerin tamamında sızıntının etkisi gözlenmiştir. Hayır, %18'inde gözlenmiştir. Yanlış. Mutasyona uğramış bireylerin sağlıklı bireylere döllenmeleri sızıntının etkisini azaltmıştır. Hayır arkadaşlar, tam tersine %18'den %34'e yükselmiş. Mutasyon üreme hücrelerinde meydana geldiğin kanatlı kelebeklerin değişiminin sonraki nesillerde gözlenmesidir. Bu doğru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Sonraki nesillerde görülmesi üreme hücrelerinde meydana geldiğinin kanıtıdır. D şıkkını da okuyalım. 2011 yılında meydana gelen nükleer sızıntıda birçok canlının gen yapısında değişiklik meydana getirmiştir. Yukarıda başka canlılarla ilgili örnek yoktur. Bu buradan ulaşılamaz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 5. soruyla devam edelim arkadaşlar. Kalıbında baskın özellik büyük harfle, çekinik özellik küçük harfle gösteriliyordu. Küçük harfle gösterilen sadece homozigot durumda fenotipte görülebiliyordu çekinik bireyler. Melez mor çiçekli bir bezelye ile beyaz çiçekli bir bezelyenin takılanması aşağıdaki gibi yapılıyor diyor. Birinci aşılama mor çiçek büyük M, beyaz çiçek rengi küçük M. Doğru. Mor çiçeğin genotipi melez dediği için büyük M büyük M değil, büyük M küçük M olacak. Bu yanlış arkadaşlar. Beyaz çiçeğin genotipi küçük M küçük M, bu doğru. Çaprazlamış büyük M ile küçük M'yi, %100 büyük M küçük M, yani heterozigot F1 bölü %100 mor çiçekli heterozigottur arkadaşlar. O halde şıklara bakalım. Hangisi söylenemez diyor. Birinci aşamada alellerin gösterimi doğru yapılmıştır diyor. Evet, birinci aşamaya baktığımızda mor çiçek baskın olduğu için büyük, beyaz çekinik olduğu için küçük. Doğru. İkinci aşamada mor çiçekli bezelyelerin genotipi yanlış verilmiştir diyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Mor çiçek büyük M büyük M verilmiş. Büyük M küçük M olacak, yanlış verilmiş. Doğru. Üçüncü aşamada çaprazlamaya göre F1 dölünün genotipi doğru verilmiştir diyor. Arkadaşlar baktığımızda doğru verilmiş. Büyük M küçük M ile küçük M küçük M çaprazladığımızda büyük M küçük M %100 büyük M küçük M olacaktır. Dördüncü aşamada F1 dölünde melez birey oranı %75'tir diyor. Hayır arkadaşlar, bakın %100 mor çiçeklidir. O halde cevabımız yanlış olanı sorduğu için cevabımız D şıkkı olacaktır. Sonraki soruyla devam edelim. Arkadaşlar bu bir dikkat sorusu. Bilgi sorusundan ziyade bir dikkat sorusu. Basınçla ilgili, katı basıncı ile ilgili. Jenga oyunu ile ilgili bilgi verilmiş. İki oyuncu görseldeki hamleleri aşağıdaki verilen oyunu oynuyor. Bakıyoruz arkadaşlar. Başlangıçta tahta bloklar. Tahta blokların altında bir tahta ve altında bir masa var. Buradaki tahta blokların altındaki tahtaya lütfen dikkat edelim. Masanın üzerinde bir tahta daha var. Buna göre oyun esnasında masa üzerine etkiyen basınçla ilgili. Şimdi bu tahtaya değil, masaya etkiyen basıncı soruyor arkadaşlar. O halde başlangıçta en fazladır diyor. Hayır arkadaşlar, 3 durumda da aynıdır. Çünkü
masaya etki eden basınç değişmeyecektir. Tahtaya etki eden basınç değişecektir. Fakat masaya etki eden basınç kesinlikle hiç değişmeyecektir. Birinci hamle yaptıktan sonra artar diyor. Tahtaya olan artar ama masaya olan değişmez. O halde 2 de yanlış arkadaşlar. 3. İkinci hamle yapıldıktan sonra değişmez. Evet arkadaşlar. Masaya yapılan basınç hiçbir zaman değişemeyeceği için cevabımız yalnız 3 olacak. Dikkat sorusu arkadaşlar, bilgiden ziyade tahtaya yapılan basınç olarak düşünsek soruyu yanlış çözeriz. 7. soruya baktığımızda hipotez sıvı basıncı sıvının yoğunluğu arttıkça artar. O halde arkadaşlar burada bağımsız değişkenimiz ne olacaktır? Yoğunluk, sıvı yoğunluğu olacaktır arkadaşlar. Bu hipotezi test etmek için deney yapmak isteyen aşağıdaki aletleri tasarlıyor. İki ucu açık cam silindir yapıyor. Silindirlerin her iki ucuna bakın esnek balon geçiriyor. Sonra yaptığı düzeneyi tutma kolu ile tutuyor arkadaşlar. Daha sonra bu aleti kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Hazırlamış olduğu deney düzeneklerinin hangiyle hipotezin doğruluğunu ispatlar diyor. Arkadaşlar bakıyoruz, su, zeytinyağı, yoğunluklar farklı mı? Evet, bağımsız değişkenimiz doğru mu? Doğru. Başka, ne olacak? Yükseklikleri aynı noktalarından bakıyoruz. Şurayla, şura ikisinde aynı yükseklikte, biz buradan farklı yoğunlukta olduğu için, aynı yükseklikte farklı yoğunluğunda olduğu için şu noktalara bakarak biz karşılaştırma yapabiliriz. Bir olur. İkinciye bakıyoruz. Yine su, zeytinyağı. Evet, bağımsız değişkenimiz doğru. Şimdi yüksekliklerin aynı olması gerekiyor. Bakıyoruz şu noktalarda biz yine hipotezin doğruluğunu ispatlayabiliriz. Üçüncüye bakıyoruz arkadaşlar. Yine su, zeytinyağı, bağımsız değişkenimiz doğru. Bakıyoruz şu noktalarda biz yine hipotezimizi ispatlayabiliriz. O halde her üçünde de hipotezimizi ispatlayabildiğimiz için doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soruyla. İçi gaz dolu tüpün üzerine özdeş vanalar bulunuyor. Bu vanaların önüne tüpten eşit uzaklıkta özdeş 3 rüzgar gülü şeklindeki gibi yerleştiriyor. Buna göre vanalar aynı anda açıldığında rüzgar güllerinin dönüşleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Arkadaşlar kapalı kaplardaki gazların basıncı ile ilgili bir soru. Arkadaşlar gazların basıncı derinliğe bağlı değil. Bakın burada derinlikleri farklı musluklar verilmiş. Derinliğe bağlı olmadığı için her üçünde de aynı basınç olacaktır arkadaşlar. Basınç değişmeyecektir derinliğe bağlı olmadığı için. Kapalı kaplarda gazların basıncı her yönde aynı miktarda olduğu için üçünde de aynı olacaktır. O halde şıkları okuyalım. Menin dönme hızını arttırmak için ikinci vanada biraz daha yukarı arttırmalıdır. Yanlış arkadaşlar. Tüm rüzgar gülleri aynı anda ve eşit hızla dönmeye başlar. Doğru arkadaşlar. Kapalı kaplardaki gazların basıncı her yönde ve aynı miktarda olduğu için cevabımız B şıkkı olacaktır. 9. soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir kesiye ya da açık yaraya oksijenli su yani hidrojen peroksit temas ettirildiğinde hemen köpürmeye başladığı görülüyor. Köpürme oksijenli suyun enzim etkisiyle parçalanmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Aşağıdaki oksijenli suyu açık yaraya döküldükten sonra oluşan durumlar gösterilmiş arkadaşlar. Birinci duruma bakıyoruz. Yaraya üzerinde köpürme meydana gelmiş. İkinci durumda gaz çıkışı yani oksijen gazı çıkışı olmuş. Hemen biz reaksiyonumuzu yazalım arkadaşlar. Hidrojen peroksit reaksiyona girmiş. Su artı oksijen gazı oluşmuş. Reaksiyonumuz bu. Kimyasal reaksiyonumuz. Bu olay kimyasal tepkimeye örnek olarak verilebilir. Evet bakın zaten kimyasal tepkimeyi yazdım. Doğru. Gaz çıkışı meydana gelmiş. Bakın bu da kimyasal tepkim olduğunun kanıtıdır zaten. Bu olay sonucunda oksijenli suyu oluşturan atomlar arası bağlar korunur diyor. Yanlış arkadaşlar. Bakın su ve oksijene ayrılmış. Bu bir ayrılışma reaksiyonudur. Bağlar korunmamış, bağlar kopmuştur arkadaşlar. İki yanlış. Oksijenli su, oksijen ve suyun özelliklerini gösterir diyor. Yanlış arkadaşlar. Yine maddeyi oluşturan, kimyasal reaksiyonlarda maddeyi oluşturan elementlerin özelliklerini göstermezdi arkadaşlar. Maddelerin özelliklerini göstermezdi. 3 de yanlış arkadaşlar. O halde cevabımız yalnız 1 olacak. 10. soru. Çeşme suyunda bulunan kalsiyum içerikli bileşikler arkadaşlar belirli bir süre sonra metaller üzerine yapışıp kireç tortuları oluşturur. Sizler de bilirsiniz arkadaşlar. Kireçlenir. Kettle'larda çok net görmüşsünüzdür. Metal kaplar içinde
zamanla oluşan kireç tortuların temizlenmesi için deney tasarlanıyor. Deney için şekildeki gibi özdeş bölmeler ve üzerinde eşit miktarda kireç tortularının bulunduğu metal kaplar hazırlanıyor. Bakın metal kaplarmış. Bu tortuların üzerine diğer bölmelere taşırmadan eşit miktarda çekirdekli maddeler damlatıyor. Bakalım birinci de sirke damlatılmış. Birinci bölümde tortunun dağıldığı. Arkadaşlar sirke bir asittir. Tortuyu dağıtmış. Zaten annelerimiz de ne yaparlar? Bulaşık makinesine ne yaparlar? Sirke damlatırlar. Rezistansın kireç tutmaması için. Bir olumlu. İkiye bakıyoruz arkadaşlar. İkinci ve üçüncü bölmelerde tortular üzerinde herhangi bir değişim gerçekleşmemiş. Saf su ve çamaşır suyu, saf su ve çamaşır suyu yani baz kirece etki etmemiş arkadaşlar. Dördüncüye bakıyoruz. Dördüncü bölmede tortunun dağıldığı ve metal levhanın da aşındığı gözlemlenmiş. Arkadaşlar tuz ruhu kuvvetli asit olduğu için metala bile etki eder. Bu ne yapmış? Metali bile aşındırmış. Kirecin temizlenmesi için sirkeli su kullanılır. Evet arkadaşlar bir doğru. Zaten birinci öncüde şurada birinci deney sonucundan biz bunu bulabildik. İkinciye bakalım arkadaşlar. Baz özelliği gösteren kimyasallar tortunun temizlenmesine etkili değildir. Evet arkadaşlar bakın. İkincide zaten diyor ki herhangi bir değişim gerçekleşmediği. İki de doğru arkadaşlar. Üçe bakıyoruz. pH değeri 7'den küçük olan tüm maddeler kireçlenmeyi önlemek için güvenle kullanılır. Hayır arkadaşlar bakın tuz ruhu döktüğümüzde metali bile aşındırdığı için tüm maddeler değil, yani asit olan tüm maddeler değil, zayıf asitler olabilir. O halde hangileri doğrudur diyor. 1 ve 2 cevabımız A şıkkı olacaktır. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.